Dut yaprağından sarma yapacağız. Bak şimdi. Evet. Daha sonra cennet çamurumuz var. O da Hatay yöresine ait yöresel bir tatlı. Arkasından... Cennet çamuru. Evet. Çamur deyince sanki böyle kötü bir izlenilmiş yok, gibi geliyor ama. Yok ama yöresel bir isim bu. O yüzden de hani adını değiştiremiyoruz. Cennet onu yumuşatıyor. Evet. Evet. Cennet evet yumuşatıyor. Yani cennetin çamuruna da razıyız. Cennetin evet. Her şeyine inşallah. Oraya gitmek nasip olsun inşallah. Yok, cennet ben şunu anlıyorum. Cennet bu dünyada. İsterseniz. Belki de bu dünyada da. İsterseniz. Evet doğru. Size değil katılıyorum. Mi? Belki bu dünyada cennet gibi yaşayıp belki ölüm sonrasındaki gideceğimiz yeri de biz tayin ediyor da olabiliriz. Peki. Ve yanında da dut, kara dut marmelatı yapacağız. Çok seviyorum. Harikasın. Şimdi şu dut yapraklarını bakın. Biraz tabii haşladık çünkü sert normal üzüm yaprağından daha farklı olduğu için. Daha farklı değil mi? Evet. Bu arada özellikle inceyken, tazeyken dut yaprakları daha kolay oluyor. Evet daha kolay oluyor çünkü bunlar dut yaprakları. Dut yapraklarından yapmasanlar diye bir ikaz edebilir misin? Tabii lütfen? Ki tabii ki. Yani onu zaten elediklerinde anlayabilirler. Direkt tazeyken bile yumuşak oluyorlar. Kartlaştığında daha sert oluyorlar. Ne kadar haşlarlarsa da ne kadar pişirseler de pişmiyor yaprak. Evet ama taze dut yaprağı evet, çok lezzetli çok oluyor. Çok lezzetli. Zaten şu mevsimde. Satılıyor mu bu? Merak ettim. Ağaçlarda. Satılıyor ama ağaçlarda şu an her yerde var yani dut. Siz bunları siz mi topladınız mesela? İnsan yapan hanımlar kendileri mi toplayacaklar? Yani çok her öyle yerde mi toplayabilir. Yani işte şu doğrusu. Pazarda yok yani. Pazarda var, yani, var, var mı? Var. Yani asma yaprağı gibi var. Aynen var, hatta var. Belki bazen asma. Bakın baktığınız zaman şöyle ışığa doğru tutuyorum. Şuradan bir çekelim mi arkadaşlar? Bakın ışığa doğru tuttuğumuzda arkası gözüküyor. Görüyor musunuz? Bilmiyordum. Parmaklar. Bakın arkası gözüküyor. İşte bu dut yaprağı doğru bir dut yaprağı ince. Asma yapraklarında taze asma yapraklarını çok haşlamazlar. Şöyle bir kaynar suya bakın. Tabii, bu da mı öyle olacak? Hayır. Dut yaprağı şurada pişmemiş hali var hocam. Evet. Bir gösterelim mi? Evet. Buyur. Bu pişmemiş hali asma yaprağından daha farklı, daha hani damarlıdır. Damarlı. O yüzden, evet çok damarlı. O yüzden de sıcak suyun içinde bir 5 dakika daha pişirme işlemi yapıyoruz. Haşlıyor musun yoksa kaynatıyor sıcak musun? Suyun içinde biraz da kaynatıyorum. Peki hocam, şimdi evet sen ne yapıyorsun anlat şimdi sonra ne dutun yapıyorum faydalarını öğretin. Dolmamızın iç harcını hazırladım. İçinde bulgur, kuru soğan, sarımsak, kimyon, kuru reyhan, nane, nar ekşisi, maydanoz, dereotu hepsini koydum. Şimdi iyice karıştırıyorum tuz ve karabiberini. Nar ekşisi koyduğun için sana bir kere daha teşekkürler. Çünkü bu çok ciddi bir antioksidan. Kırmızı etin zararlarını zencefil ve nar ekşisi, sumak, biberiye, kekik, kimyon bunlar antioksidan özellikleriyle azaltırlar. Daha iyi hazmedilmesine yardımcı olurlar. Süpersin. İsterlerse bu harcı bulgur koymayarak talaş böreği vardır ya hocam. Evet. Onu kıyma halinde de yapabilirler. Tam buğday unuyla hamurunu yapıp mayalayıp daha sonra onu açıp bu iç harcı da içine koyup kapatıp fırına atabilirler. Tam buğday unuyla yani evet yufka gibi bir şey yapacak. Sonra bunu onun içine atacak. İçine koyacak. İnce bir hamur açacak tam buğday unundan. İçi iyice açacak. Daha sonra bulguru çıkartacak içinden. Harcı içine koyup kapatıp üstüne yumurta sarısını sürüp fırına atacak. Vallahi kulağa çok güzel geliyor. Böyle bir tarifimiz de yapabiliriz ekstradan. Peki. Bu arada şu kara dut, dut yaprağı ve onların faydalarını söyleyecek de siz dut sever misiniz Ayhan Bey? Bayılırım. Siz yurt dışında da yaşıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Orada dut rastlar mısınız? Hangi ülkedesiniz çok, genellikle? Çok fazla rastlamam. Yurt dışında pek fazla şey olmaz. Nedense böyle. Çünkü çok yerel bu bir şeydir. Karası da en çok sevdiğim tabii. Şu kara dut. Şimdi bunları bir yakından bakalım. Bakın kara dut, beyaz dut ve dut yaprağı. Önce dedik ki dut yaprağıyla işe başlayacağız. Şimdi dut yaprağı gördüğünüz gibi şuradan yakından da bakabilirsiniz. Dut yaprağı özellikle ateş düşürücüdür, idrar söktürücüdür ve taze yapraklar ise kanamaları durdurucudur. Mesela bir yerde dışarıdasınız, burnunuz kanadı, bir yeriniz kanadı, bir çözüm bulamadınız. Hemen dut yaprağını ezip kanayan yerin üstüne koyarsanız burun kanaması dahil kanamayı durdurucu özelliği var. Onun dışında bir müsil olarak da yani dut yaprağı bağırsak çalıştırır. Mesela etli bir şey yediğinizde kabız oluyorsanız affedersiniz. Bunu dut yapraklı dolma olarak yapın aynı dolmayı. Mesela kabız olmazsınız, bağırsakları çalıştırılır. Onun dışında kara dut dediğim gibi bağırsak çalıştırıcı ve parazit düşürücüdür. Ve aynı zamanda da kan şekerini düşürücü özelliği de vardır dut yaprağının. Şimdi dolmayı zaten bitince gösterecek Ceyda şefimiz size. Şimdi gelelim dutlardan beyaz duta. Şimdi beyaz dut
Gördüğünüz gibi dut çok çabuk bozulur, narin bir meyvedir. Fakat özellikle ilaç gerektirmediği için, hele kara dut kendi kendini koruyabilen bir meyve olduğu için kara dut özellikle çok şifalı. Kimyasal ilaç istemiyorum, doğal bir meyve yemek istiyorum diyenler için iyi. Şimdi beyaz dut kara duta göre daha çok şekerli. Kara dut ise daha fazla antioksidan içeriyor. Beyaz dut da Çin'den dünyaya yayılmıştır dut. Kalsiyum var, demir var, kan yapıcı tabii ki. B1, B2 ve C vitaminleri var. Beyaz dut da ateş düşürücüdür ve idrar söktürücüdür. Yaprakları da aynı şekilde idrar söktürücüdür. Vücutta ödem olduğu zaman dut çok faydalı. Aç karnına yerseniz bağırsakları temizleyici, kurtları dökücü özelliği var. Onun dışında bakın bu çok önemli. Dutun şekeri tek meyve duttur. 5 halkalı olan bir şeker. Ve duttaki fruktoz yani dutun şekeri direkt olarak hiçbir işlem görmeden direkt kana karışıp karaciğeri destekleyen en şifalı meyve duttur. Yani bu dut kurusu için yani de geçerli. Yani tırtılları boşuna çalışmıyorlar üzerinde. İpek böcekleri. Evet. Ve dünyanın en kıymetli maddelerinden birini yapıyorlar. Değil dut mi? Yaprağı yiyip onu ipeğe dönüştürüyorlar. Ona meraklılar değil o mi? O kadar özel bir şey. Sadece dut yaprağı yer zaten ipek değil böceği. Mi? Evet. Çok dut yaprağın da en tazelerini yer. Ve ipek yapar sonra. Ve düşünün ki nasıl bir mucizedir bu. Şu dut yaprağını yiyen ipek böceği bir müddet sonra bunu içerisinde salgılarıyla karıştırıp ipek olarak ipek olarak verir. Sonra kozlasını örer. Müthiş bir mucizedir bu. Ama insanda da mucizevi faydası var dutun. Tekrar söylüyorum. Dutun şekeri hiçbir işlem görmeden direkt emilen ve karaciğeri destekleyen müthiş bir şekerdir. O, onun için mi lafını kesin? Onun için mi Çin'de? Çünkü Çin'den gelir ipek. Onun, evet. onun için mi Çin'de dut yaprağı yoksa dut yaprağı olduğu için mi Çin'de ipek var? Şimdi dut sizce? Ağaçları sanıyorum ipek böcekçiliği yetiştiriciliği için de dut ve dut yaprakları yani dut ağaçlarının üretimi teşvik edilmiş. Evet. Bir de dut ağacı çok uzun yaşayan bilge bir ağaçtır. Çok kıymetli bir ağaçtır. Beyaz dut aynı zamanda iştah açıcıdır. Kansızlıkta, ülserde, mide rahatsızlıklarında, kemik erimesinde, astımda, bronşitte iyi ama özellikle bebeklerin ve çocukların büyümesi ve gelişmesi için çok faydalıdır. Gelelim kara duta. Kara dut ise biraz beyaz duttan farklı, şeker oranı daha düşük. Hatta şeker hastaları bile başka meyve yemek yerine hamur işlerini kısıtlayarak kara duttan yerlerse ne faydası var? Bir kere çok güçlü bir antioksidan. Diyoruz ki morları yiyin. Morları yiyelim ne var mor? Kara dut 2-3 haftada geçiyor. Tamam kara dut bitiyor, vişne gelecek. Vişne bitecek, ondan sonra ne gelecek? Mor üzüm gelecek. O bitecek, ondan sonra böğürtlen gelecek. Böğürtlen bitecek, nar gelecek. Yani her mevsim bir mor meyvemiz var. Her gün bir avuç mor meyve yiyen kansere karşı büyük ölçüde korunmuş olur. Kalp ve damar sağlığı açısından korunmuş olur. Kara dut yaşlanmayı geciktiricidir. Bir nolu özelliği ağız yaralarına çok iyi gelir. Evet. Özellikle ne yapın? Şu mevsim kara dutu alın, hafif bir taşım kaynatın. Ondan sonra koyun sıcakken kavanoza, kapatın ağzını. Bebeklere, çocuklara ağızdaki pamukçuklar, ağızda sık çıkan aflar, sık yara çıkan insanlar da birebirdir. Veya ağzınız yanıyor. Difrize böyle beşer dörder bunları koyun difrize donsun. Derin dondurucudan çıkartın, ağzınız yanıyor. Dilinizde yara var, af çıktı. Hemen alın iki tane buzlu koyun onun üstüne. Yavaş yavaş pastil gibi emin. Emdikçe oradaki yaraya şifa verecektir, dezenfekte edecektir. Çok faydası var. Kadınlar için çok faydalı, cilt güzelleştirici, antioksidan özelliği var. Kansızlığa çok iyi geliyor. Yorgunluk için birebirdir. Aynı zamanda bu da bağırsak parazitlerini, kurtlarını dökmek için son derece faydalıdır. Kara dut kadar Allah'ın bize verdiği güzel hediyelerden yani en başta gelen bir tanesi de kara dut. Binbir derde deva, kansere karşı koruyucu, antioksidan özelliği var, kalp ve damar sağlığı için faydalı. Şurubunda da şeker koymayın. Yani şekersiz yapabilirsiniz. Bakalım Ceyda şefimiz bugün bize nasıl yapacak karabiyatı? Marmelatı mı? Hurma şurubuyla yapıyorum. Hurma şurubuyla yapacaksın. Hı hı. Şu an koydum, kaynamaya verdim. Hurma şurubunu koydum. Bir iki tane de içine limon tuzu attım. Niçin limon tuzu attın? Karadut biraz tatlıdır. O yüzden o tatlılığını hurma şurubuda koyduğum için o tatlılığı biraz ortalamak için de limon tuzuyla yumuşatıyorum. Ve daha çabuk marmelat olmasını sağlıyor limon tuzu. O yüzden de limon tuzu. Yalnız bugün stüdyomuzda bir tane gurme var. Reklam arasında atışıyordunuz. Sen ona bir tarif söylüyordun Ayhan Bey. Evet, siz bir tarif veriyordunuz. Ona alalım mı sizden? Hayır,
hanımefendi bana bir şey reyhanlı. Taze reyhanlı. Onu alalım ilk önce bakayım nasılmış. Bir bağ taze reyhan. Bir bağ taze, pazarda bulacağız. Evet, her yerde var. Zaten tam mevsimi reyhanın. Ne güzel. Bir bağ taze reyhan. Daha sonra içine yine 2-3 tane iri limon tuzu ve 2,5 yemek kaşığı da şeker. Size bakarak söylüyorum şimdi bunu. Şimdi biz burada ya pekmez, ya hurma şurubu, ya agave ya da yani doğal şekerleri kullanalım diyorum. Evet. Hatta hanımlar aslında pekmez yapmak kolay. Sen pekmez yapmayı biliyor musun? Evet, biliyorum. Hemen söyleyelim, dut pekmezi şimdi yapsınlar, şifa kaynağı. O kadar büyük şifa kaynağı ki adet sıkıntılarınızdan, kansızlığınızdan, cildinizin kırışmasından kronik hastalıklar riskine kadar azaltıyor. Nasıl yapsınlar pekmezi? Pekmezi mi? Evet. İlk önce onu şey yapsam, şimdi Reyhan'ı anlatıyordum, oradan oraya geçsem. Valla sen önce onun pekmezini bir yap, onun pekmezini şeker yerine kullan. Beyaz şeker kullanmıyoruz. Bizim programımızın özelliğine beyaz unu yok, beyaz şeker yok, kızartma yok, mevsim dışı gıdalar yok. Ama şimdi şerbete tamam, pekmez koyamam şimdi şerbete. Peki hurma şurubuyla yapalım. Hurma şurubuyla yapsam. Olur. Kahverengi şeker kullanıyorum ben. Evet, kahverengi esmer şeker kullansam. Esmer şeker. Şimdi iki tane mutfakta olan bir insanın ortasında ortada kalmış hocam. Esmer şeker gerçek midir yoksa boyanmış? Türkiye'deki esmer şekerlerin büyük çoğu maalesef gerçek değil. İşte bana öyle geliyor. Fırınlanmış ya da evet, dolayısıyla hakiki esmer şeker beyaz şekere göre daha sağlıklı ama sonuçta onun da glisemik indeksi yüksek. O nedenle diyoruz ki hep doğanın imalatı olan şekeri kullanın. İnsanın müdahale edip rafine ettiği unu ve rafine ettiği şekeri kullanmayın. Sadece bu iki cümleyi gerçekleştirerek bile büyük ölçüde kilo kontrolü sağlayabilirsin. Güzel gözüküyor. Hocam, dut yaprağından dolma yaptım. Hemen onu yoğurtladım. Kendi sosuyla şöyle süsledim. Daha sonra cennet çamurunu yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Nasıl yaptın onu? Kadayıfı? Tereyağını çok hafif erittikten sonra kadayıfı elimle biraz parçalık içine atıp biraz tereyağının işlemesini sağladım. Daha sonra pekmez biraz içine koydum. Aynı işlemi devam ettim. Daha sonra hemen karardıktan sonra, kavrulduktan sonra, yani çıtır çıtır olduktan sonra aldım. Doğradığım cevizleri ve tarçın üstüne dokup servise sundum. Vallahi eline sağlık. Burada da karadut pekmezim, pekmez beni andı. Marmeliyatı var. Marmeliyatı da şöyle hazırladım, pişirdim, çektim. Ve burada da yoğurt hazırladım. Hani olur da can... Süper bir karışım. Meyveli yoğurt yemek isterlerse hazır kendi yaptıkları... Marmeliyattan şöyle içine koyuyor. Biraz da yulaf ezmesi koyarsan evet. Ara öğün olur zaten. Rengi de süper oluyor. Ellerine sağlık, gerçekten öyle oldu.